Herkese selamlar, merhabalar. Sizlerle birlikte KTM 125 Duke inceleyeceğiz. Motorumuz 15 beygir güç üretiyor ve bu da A1 ehliyetiyle alabileceğiniz en doruk noktalarındaki motosiklet oluyor. Motorumuz yaklaşık 10.000 devir çeviriyor. Bu da gayet rakiplerine göre makul bir seviyede. Sıfır fiyatları da 41.000 TL'den başlıyor. Şimdi olay motosiklete gelince tabii arabadaki gibi olmuyor. Yok dışından çekelim falan filan, o kadar uzatmayacağız ve motorun sürüş deneyimlerini size direkt göstermek istiyorum ama biraz daha konuşacağım. İlk önce tasarımından başlamak istiyorum. Hayalet ekran olarak gerçekten ekranı çok güzel. Gaz tepkilerinde olsun, ekrana aktarışı olsun gayet başarılı. Motorumuzun görünüşü olarak rakiplerinden bence bir tık önde olmasının sebebi şu kafatası. Şimdi motorumuza oturduk. Boyumuz 1.74, 1.72, 1.73 civarı. Tamam mı? Şimdi oturdum motora. İstersem dik sürerim. İstersem hafife arkaya atarım tamponu. Bu şekilde yine dike yakın. Sürüş tarzı fena değil ama mesela giderken sizi biraz yüksekte götürüyormuş hissi veriyor. Ondan sonra şöyle kafamı aşağı yediğim zaman gösterge görüyorum. Gösterge gerçekten çok güzel. Burada kuzen ne basmış? 2.91 ortalama yakıt tüketimiyle gitmiş. Gayet güzel bir yakıt tüketimi. Ondan sonra göstergemiz gayet güzel. Ben çok beğendim göstergeyi. Tabii 41.000 lira eder mi derseniz hiçbir motosiklet demeyeyim. 125'lik motosiklet 41.000 lira etmez. Fakat Türkiye şartlarında ediyor. İçeri girmeyeyim ben böyle bir dedim ya. Silivri soğuktur ha. Motorumuzun selesine gelince seles gerçekten çok rahat. Yani tek silindir olmasına rağmen gelirken o titreşim de beni hiç rahatsız etmedi gerçekten. Çok yumuşak bir selesi var. Bayağı avantajlı o konuda. Şimdi gelirsek 125'lik naked motosikletlere, MT-125 var, CB-125R var. Benim tercihim CB-125R olur çünkü onun tasarımı gerçekten, yeni kasasının tasarımını gerçekten çok beğeniyorum. Vites geçişlerinden bahsedeyim. Vites geçişleri su gibi. Hani diyorsunuz ki acaba vites geçti mi? O kadar hani şey yapmıyorsunuz. Gerçekten çok çok başarılı vites geçişi var motorun. Hazır mısın? Tamam. Şu an birin vitesler burada yazıyor bu arada arkadaşlar. N'deyiz şu an. ABS'miz var. Biri Atina sağ yukarıda yazıyor. Hafif hafif çıkıyoruz yolumuza. Egzoz sesi gayet güzel, yeterli. Motorun biraz da fren. İnşallah rüzgar sesi fazla gelmiyordur. Geliyorsa kusura bakmayın. Sesim de inşallah güzel geliyordur. Size motorun biraz da frenlerinden bahsedeceğim. Frenleri gayet başarılı. Gerçekten çok başarılı. Bu kadar iyi olmasını beklemiyordum frenlerin. Frene bastığım an duruyor. Hiçbir sıkıntısı yok o açıdan. Şimdi arkama bakıyorum. Bir araba olmayan bir yerde güzel bir frene basacağım. Mesela şu an gidiyorum, bir vites şürttüm, şu an devam ediyorum. Burada bir frenleyeceğim, arkamda araba yok. Hızım 45. Gördüğünüz gayet frenleri stabil ve güzel bir şekilde çalışıyor, hiçbir sıkıntı yok. Çok beğendim frenlerini.
Abi motora binecekseniz güzel durabilen motora binin. Devam ediyoruz. Vites geçişlerinde hiç tereddüt yaşatmıyor. Attığım gibi hani alıyor vites. Şey demiyor, acaba alsam mı almasam. Mesela Mondial Drift'te ben bazen N'ye atıyordum, N'de gösteriyordu. Yani boşta gösteriyordu fakat boşta olmuyordu. Öyle bir sıkıntısı falan yok tabii ki. Motorun her şeyi gayet güzel. Viraj konusunda gayet başarılı. Mesela oturuş olarak biraz sanki yukarıda gibi geldi bana ama hoş yani. Kötü bir oturuş pozisyonu yok. Gayet güzel. Çok beğendim ben. Top speed yapmadım. Muhtemelen top speed'i 120 filandır. Şu an biz bir de 2 kişiyiz. Arkamda kız arkadaşım var. O yüzden böyle yavaş yavaş virajların tadını çıkara çıkara devam edeceğiz. Yolların bazı yerleri burada bu arada nemli. O yüzden fazla motoru yatırmamaya çalışıyorum. Allah korusun. Sağ sol yapıyorum arkadan bacaklarımız köy yapma diye. Şöyle bir sola döneyim. Soldan bir ileri gideyim. Oradan bir dönüş yaparım. Sağda araba yok, solda araba yok. Çıkıyorum. Ses geçişleri gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Gidişi 125 motordan aman aman bir gidiş beklemeyin. Ama yine de götürüyor. Bu arada motorumuz 6 vites. Gaz kolu da gerçekten güzel. Onun haricinde kornamız hoş. Sinyallerimiz güzel. Şurada bir ayar var. Bunlar şey ekranın, dijital ekranın ayarı olabilir. Fazla onları kurcalamak istemiyorum. Ondan sonra burada uzunlarımız var galiba. Şurada. Şimdi burada bir gaz basacağım. Deneyelim bakalım burada. Altıncı vites biraz öyle ama olsun o kadar. Onun haricinde biraz bayır aşağı bastık ama sıkıntı yok. Güzel gitti. Gidişi güzel gerçekten. Artık zaten fiyat olarak 40 bin lira verdiğiniz bir şeyin de güzel olmasını bekleyin bence. Yani az bir fiyat değil çünkü 40 bin lira. Gençler burada motorculara bakıyorum. Bence biraz sakin olalım abi. Gerçekten. Hani tamam cansınız, canız. Hani farkındayım. Bazı gerçekten araba şoförleri var. Onun da farkındayım. Hani adamı dövsen diyecek biraz daha vur lütfen. Bunların hepsinin farkındayım. Fakat sakin olalım abi. Türkiye Cumhuriyeti'nde çünkü her şey olabiliyor. Ben kaza yaptım 4 yıl önce. Kendi kazamla kendim kaldım. Hiçbir şey olmadı. Ne oldu? Kafama platin çaktılar. Sağ gözde görme kaybı var. Ne oldu? Karşı tarafa ne oldu? Hiçbir şey. 4 yıl geçti hala dava, inşallah ayın sonunda dava olacak ama yani siz olun, her şeyi düşünmeye bakın. Ben diyordum ki ben güzel sürdüğüm sürece kimse bir şey diyemez abi. Ben kazamı yapmam, güzel sürdüğüm sürece olmuyor ama işte olmuyor. Ne oluyor abi? Adam yol senin hakkın. Adam ne diyor? Ben arabayım, durmak zorunda. Motorlar o kadar kolay duramıyor işte. Bir de ya bence motosikletlere egzoz takılmalı abi.
Ben mesela araçla giderken, otomobille giderken sağımdan motosiklet geçiyor. Tamam mı? Hiç fark etmiyorum motosiklet. Ara sokaklarda mesela giderken sağımdan birden motosiklet geçiyor. Ya korna basmamız gerekiyor ya da gerçekten bir egzoz taktırmamız gerekiyor. Bu egzozla böyle giderken herkesin küfür edeceği bir egzoz olmamalı tabii ki de. Tadında bir egzoz. İnsanların sizi duyabileceği şekilde bir egzoz olması gerekiyor bence. Abi motor gerçekten çok güzel ya. Su gibi gidiyor. 10 numara motor ya. Ben bunun 290'ını mı 390'ını mı ne kullanmıştım? Tam hatırlamıyorum. 250 de olabilir. Ondan sonra bir de MT20. Eyvah. Ondan sonra bir de MT25 kullandım. MT25 gidiş olarak tabi daha güzel geldi. MT Yama. Fakat şöyle bir şey daha söyleyeyim. 125'lik olarak bence alınabilir motor. Para varsa alacaksın abi. Para varsa en güzel motoru alacaksın. En iyi motoru alacaksın. Paran varsa kardeşim motor ikinci elini de alırsın. Neden? Bu motor çünkü belli bir yapısı var, tamam mı motorun? Bu motoru kullanan insanlar o kadar motoru böyle yırta yırta kullanmaz bence. Tadında kullanır abi. Ve hani motor gerçekten çok güzel. Ama mesela bir Mondial Drift'e bak. Motor şu an ikinci el, aynı yıl bir Mondial Drift'e bak. Kullandım geçen gün. İçinden geçmişler yani motorun. Kusura bakmayın ama hani abi tamam bu da bir parça metal yığın da abi güzel davranın ya. Mesela motoru, bu motoru alın neredeyse 6-7 ay oldu kuzen. O da ikinci el aldı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama motorda gidiş olarak en ufak bir hani bir şey belirt etmez mi? Bir yerinden ses gelsin, başka bir şey olsun. Hani bir hata verse motor hiçbir şey yok. 10 numara lıkır lıkır gidiyor motor. Tabi kullanan insandan kullanan insana göre de çok değişiyor. İnşallah sesim net bir şekilde geliyordur size. Bu arada motor videosu çekmek için araba videosu da çektim. İkisini çekmek için ta Kocaeli'nden İstanbul'a geldim. Hadi bakalım. Şurada bir kapanış yapalım. Nerede bir kapanış yapalım? Bu arada mesela vites düşürürken gaz veriyorum. Alıyor. Hiçbir sıkıntı şey yapmıyor. Devirde kesici giriyor. Kesici oluyor mu anlamadım ama kesici sokmak istemiyorum motoru. Gerek yok. Ama 10.000 devirde artık kendini kesiyor motor. Neyse arkadaşlar. Motor bu şekildeydi. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Eğer serinin devamını istiyorsanız haber verin. Yazın. Serinin devamını istiyoruz diye. Ben de ona göre video atayım. Derseniz Mondial Drift çek, Mondial Drift çekerim, imkanım var. Derseniz araba tanıtım çek, araba tanıtım çekerim, imkanım var. Derseniz mesela bazen 106 GTI'ların sokak yarışı oluyor. Çok zevkli oluyor. Onları çek derseniz onları çekerim, ona da imkan var. O yüzden sizden tek isteğim yorumlara belirtmeniz ne istediğinizi. Tekerinize, hiçbir yerinize taş değmesin. Çok dikkatli olun. Çünkü bu dünyaya bir kere geliyorsunuz. Keyfini çıkara çıkara sürmeye bakın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.